Merhaba sevgili dostlarım, 500 tilki ekranına hoş geldiniz. Komşularım, harika bir videonun içindeyiz. Bugün ziyaretçi etkinliği var ve bunu değerlendirebildiğim kadar değerlendirdim. Bundan önceki videomda fark etmişsinizdir, izleyenleriniz fark eder. 3.800.000 küsurat altınım vardı. Yeni bir dekora giriştim. Harika bir dekorla sizlerin karşısına çıkacağım. Oraya harcama yaptım. Çok büyük mevlalar istiyor o dekoru yapabilmek adına. Elimdeki 3.800.000 altını bitirdim. Harcadım, komple sıfırlandı. Ziyaretçi etkinliği fırsatını değerlendirdim. 5.400.000 altınımız var. Hemen tekrardan elimdeki 1320 adet battaniyeden 712 tanesini satıyorum sizlerle birlikte ve para miktarım yine 2 kat geldi. 6.500.000 paramız var şu an. Bu bir şey istemiyor, bu ambar istiyor. Sizlere birazdan dekorun taslağını göstereceğim. Henüz daha hazır değil. Birazdan taslağı etkinleştireceğim ve gerekli olan parçaları, eksikleri tamamlayacağız, alacağız. Ondan önce burada yapmam gereken bir şey var mı diye bakıyorum, yok. Sadece ziyaretçi var. Ziyaretçiyi de şimdi sizlerle birlikte gönderdik. O halde hazırsanız düzenleme modundan yeni dekorumuzun taslağına geçiş yapalım. Bir etkinleştir diyelim. Ben bütün makinaları, gereçlerin hepsini küçük bahçeye aktardım. Büyük bahçe komple taslakla alakalı. Şu an zaten küçük bir katalogda görüyorsunuz ve karşınızda yeni dekorumuzun hali bu şekilde devam ediyor. Şu an sadece taslak. Herhangi bir şey eklemedim. Her şey küçük bahçeye. Baksana şuraya. Karman çurman. Çingene Mahallesi gibi. Belediyenin çöplüğü gibi. Şehirlerin toplanmış olduğu çöplük alanı gibi. Her taraf yığın yığın. Düşünsenize böyle bir dekor yaptığınızı. Yani neyin nerede olduğu da belli değil. İşte bazı çiftlikteki dekorlar mesela buna benzer dekorlar oluyor. Her şeyi yığıyorlar. Tabi bunlar dekor değil yani. Onlar sadece bir gösteriş. Sizlerin harika dekorlarına baka baka esinlene esinlene ben de bu ziyaretçi etkinliğini bir fırsat bildim. Hemen yeni bir dekora giriştim. Buraya eklenecek olan yerleri belirledim. Bu şekilde bazılarının yerleri belli. Eklenecek alanlar belli. Diğerleri daha eksik. Baksanıza mesela bak, burada bile toprak yol yetmemiş. Şöyle hemen yani düzenleme, birazdan markete geçeceğiz. Elmasımızda toprak yol alacağız. Alabildiğimiz kadar ekleyeceğiz. Daha eklememiz gereken çok farklı şeyler de var. Onları da ekleyeceğiz. Onlar için de altın lazım. Gerekli olan yerlere elmas lazım olursa elmasları da arayacağız. Elmasımızın sayısı 900'e çıktı. Alabildiklerimizi alacağız, değerlendireceğiz. Hazırsanız hemen şöyle düzenleme modundan geçelim. Sizler de bu ziyaretçi etkinliklerini kaçırmayın. YouTube'un topluluk kısmında ben sizlere haftalık etkinlikleri paylaşıyorum. Discord kanalımızdan paylaşıyoruz. Oradan takip ederek sizler de bu fırsatları değerlendirirsiniz. Baksanıza, bir adet altın yol 66.500. Bu para da birazdan bitecek yani. Bu para da birazdan bitecek. Şunu şuraya koyalım. Şimdi haritayı biraz yakınlaştıralım. Çünkü çok uzak oldu mu tutturması biraz zor oluyor. Bak 68.500, 750, 69.000, 250, 250 her seferinde artıyor. Bak 6 milyondan 5 milyon para kaldı. Daha altın alacağız. Bu altın yollardan sonra duvarları alacağız. Duvarları döşeceğiz. Yani bu ziyaretçi etkinliğinden belki bana para kalmayabilir. Ziyaretçi etkinliğinden sonra artık biraz battaniyeleri cadde üzeri dükkanda satarak para temin ederim. Elimde para bulunsun çünkü yani reklam geziyoruz, herhangi bir şey alıp satıyoruz. Para her zaman şart, biliyorsunuz. Ne kadar çok ihtiyacımızın olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. 20-20 de TP veriyor. Her yolda baksana 76.000'e çıktı ya. Bunların belli bir para biriminden sonra duruyor bunlar. Yani o sabit fiyattan satılıyor. Tabi oraya gelene kadar iflahımızı kurutuyorlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu buraya çektim. Hemen şöyle tekrardan altın yola gidiyorum. Bunu buraya koydum. Bunu buradan çektim. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. Bunu buraya çektim. Bunu da buraya çektim. Evet, bu şekilde devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 6 mıydı orası? 1, 2, 3, 4, 5. Doğru. Bu şekilde 5, 5, 5, 5 gideceğiz. Burayı tamamlayacağız. Baksana yani 2 milyon 700 kaldı. Bak 6 milyondan, bak daha burada mesela altın duvar. Yani daha bunlardan da almamız lazım. Çok büyük paralar gidiyor. Gerçekten şu dekorları yapmak büyük harcamalar sebep oluyor ya. Gerçekten büyük harcamalara sebep oluyor. Bak 2 milyon para kaldı. Hani bak kaç saatte aldığımız parayı hemen tak tak bitirdik yani. Kaç saatte aldık bu parayı? Ya bir de bunlardan küçük bahçeye de eklemem gerekiyor. Artık ona göre bir şeyler yapacağız. Şimdi nerede kaldık? Burada kaldık. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Sen de buraya gel usta. Evet, bu fazla. Sen buraya geliyorsun. Tamam. Bunu da buraya ekledik. Bak 1 milyon 200 kaldı. Görüyorsunuz yani, bak bir dekor yapmak nelere mal oluyor. Bir dekor yapmak nelere mal oluyor. Evet. Burası şimdilik böyle kalsın. Orayı o şekilde ayarladım, istifledim, düzenledim. Onların daha gerekli olan yerleri de var. Mesela şu altın duvarları komple boydan boya çekmemiz lazım. Altın duvarları çektikten sonra küçük bahçeye girişeceğiz. Büyük bahçeyi yerleştireceğiz. Küçük bahçede alan açıldıkça buraya tekrardan devam edeceğim. Bu dekor kısa bir süre içinde gelmeyebilir. Ne istiyor? Balık istiyor. Bak gördün mü? Battaniye de istemedi. Kaç tane battaniyemiz kaldı? 608 tane battaniyemiz kalmış. Onları da artık bir şekilde temin edeceğiz efendim. Şimdi geldik toprak yollara. Toprak yolu geçtik mi? Geçmişiz burada. 1, 2, 3, 4, 5. Bunları bu şekilde şuraya çizelim bir. Bunların yerleri belli olsun. Elmaslarınızla toprak yol alın. Sürekli toprak yol alın elmaslarınızla. Toprak yolu birçok dekorda kullanıyoruz ve çok güzel görünüm sağlıyor çiftliklerde. Toprak yollarını alın. Alabildiğiniz kadar alın toprak yollarını. Alabildiğiniz kadar alın. Bak. Bunu buraya çektim. Şimdi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burada 2 sıra var. Buradan bir sırayı kaldıracağız. Şimdi şurada bir iki sıra daha buraya yerleştirelim. Zaten yine toprak yolu alacağız. Buraya sonra bir düzenleme yapacağım. Buraya sonra bir düzenleme yapacağım. Şimdi geldik buraya. Buraya bir şerit çekeceğiz toprak yoldan. Bak elmaslar tükendi gitti. Para bitti. Elmas bitti. Bu toprak yoldan zarar etmezsiniz hiçbir zaman. Yani ben bu dekora bu toprak yolu kullanıyorum. Yarın başka yerde kullanamayacağım mı? Hayır tabii ki. Her türlü kullanırsın. Hatta öyle dekorlar yaparsınız ki daha fazla toprak yol alma gereği duyarsınız. Daha fazla ihtiyaç duyarsınız dekorla alakalı. Evet. Bak şimdi geldik buraya. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Bunu da buraya. Bunu da buraya. Şimdi kafamda bir proje var. O proje üzerinden gidiyorum. O yüzden rahat rahat yerleştirebiliyorum dekorları. Şimdi bunun içine farklı bir şey gelecek. Onu sizlere göster. Hepsi sizlere sürpriz olacak. Bunun içine farklı bir şey gelecek. Hepsi sürpriz olacak. Şimdi usta bunu buradan kaldıralım. Bunu kaldıralım. Bunu kaldıralım. Bunu kaldıralım. Bu buraya gelsin. Bu da buraya gelsin. Evet. Şimdi toprak yol. Buraya bırakalım. Buraya bırakalım. Tamam. Şimdi buralara toprak yolu bıraktık. Buralara toprak yolu bıraktık. Bu. Evet. Buraya toprak yol lazım. Burası yarım kalmıştı. Bir tane bıraktım. Şimdi 220 elmas kaldı. Buraya 2 tane alıyorum. 204 elmas kaldı. Para da bitti. Buradan bir toprak yol şimdilik çekmeye gerek yok. Elimizdeki 200 elmas kalsın. Şimdi geldik duvara. Gördünüz. Zengin olan fakir olan hesabı oldu. Videonun başında zengindik. Altınımız fazlaydı. Elmasımız fazlaydı. Videonun sonlarına doğru ne altın kaldı ne elmas kaldı. 43 ve para da bitti. Evet, para da bitti, elmas da bitti. Evet. Hayırlı olsun. Komşularım, bu dekoru tamamlandığım zaman sizlere göstereceğim. Çok fazla harcama yapmam gerekiyor bu dekora. Çok fazla altına ihtiyacım var. O yüzden sürekli böyle cadde üzeri dükkanda makine ürünlerini satabilirim. Lazım olanları alabilirsiniz. Onun dışında birçok battaniye satacağım. Battaniyeleri de böyle alıp eğer stoklayabilecek bir deponuz varsa orada stoklayın. Ziyaretçi etkinliği geldiği zaman 2 kat karşılığında satarsınız. Bilginiz olsun. Sevgili komşularım, videomuzun içeriği bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki farklı içeriğimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.